sadece mağdurun yaralanması ya da daha ağır bir neticeyle sonuçlanmasına yol açabilecek bir olay olduğu gibi, aynı zamanda trafikte meydana gelen bu olay diğer araçların yahut diğer yayaların da can ve mal güvenliği tehlikeye sokabilecek nitelikte. Araç sürücüsünün görüntü içerisindeki hal ve hareketleri dikkate alındığında mağdurun düşüp yaralanması ihtimalini göz ardı ederek ne olursa olsun düşüncesi ve mantığıyla hareket ettiği şeklinde yorum yapmamız mümkün. Güvenlik kameralarına yansıyan bu olay kapsamında aracın arkadan öndeki aracı sollamaya çalıştığı, ancak süratli olması nedeniyle aracı sollamasının mümkün olamadığını gözlemliyoruz. Son derece tehlikeli şekilde, hatta trafik güvenliğini de tehlikeye atacak şekilde aracı... Görüntüye yansıyan olayda araç sürücüsü olan failin aracın kaputunda bulunan mağduru yüzlerce ve hatta kilometrelerce sürüklemesi Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama yahut olası kasla adam öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmasına sebebiyet verebilecek nitelikte. Öyle ki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 21. maddesinin 2. fıkrasında olası kast hükümleri düzenlenmiş durumda. Olası kast ülkemizde ve Yargıtay uygulamasına göre kişinin öngördüğü neticeyi olursa olsun düşüncesiyle ifa etmesi anlamını taşımakta. Bu anlamda ortalama bir insanın aracın kaputunda bulunan bir kimseyi süratli bir şekilde aracını sevk ve idare etmesi halinde kişinin düşerek başını bir yere vurabileceği, kişinin zarar görebileceği, hatta vefat neticesinin meydana gelebileceğini öngördüğünün kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla somut olay ve uyuşmazlık kapsamında araç sürücüsünün yani failin bu neticeyi öngörmüş olduğunu söylemek hukuken olanaklıdır. Market güvenlik kamera görüntülerini izliyoruz. Araç bu noktada kadraja giriyor. Duralım. Evet, kaputun önünde mağdur şahısın düşmemek adına aracın kaputuna sıkı sıkıya sarıldığını, fakat araç sürücüsünün kişiyi hiç dikkate almadan, hatta deyim yerinde ise ne olursa olsun düşüncesiyle süratli şekilde aracını sevk ve idare ettiğini görüyoruz. Hatta arkasındaki aracında kendisini sollamaya çalıştı, fakat sollayamadığı anlaşılmakta.